Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Karşınızda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi benim bir senedir hayalini kurduğum, benim herkes tarafından linç edildiğim, bu telefonu niye bu kadar merak ediyorsun, neyi var bu telefon dediğiniz arkadaş ofisimize geldi ve artık Türkiye'de resmi bir şekilde Nothing Phone'u göreceğiz. İlk olarak tabii ki de şöyle yapayım. Şuradan çıkarayım. İlk olarak Nothing Phone 1'i ülkemizde görüyoruz arkadaşlar şükür ki. Niye bu telefon çok önemli? Gerçekten kendisi unik bir telefon. Yani kendine has bir telefon. Arka taraftaki glif arayüzünü gerçekten çok sevdim ben. Böyle tabii kimileri pavyon edition diyecek ama ben gerçekten çok sevdim bu telefonu. Ülkemize de geldi. Tabii ama peşinen söylüyorum hangi fiyatla satışa çıkacağını gerçekten bilmiyorum. Açıklandığında da eğer açıklandıysa da bu videonun altında fiyatlarında bulabileceksiniz. Ama benim tahminim şu yönde. Şu anda elimdeki telefon beyaz beyaz renkli 8256'lık versiyon ve Avrupa'daki satış fiyatına baktığımda yaklaşık olarak 420 euro civarında satılıyor. Ülkemize geldiğinde vergiler eklendi vesaire diye baktığımızda ben bu telefonun 20 bin bandında ülkemizde Türkiye garantili olarak satılacağını tahmin ediyorum. Öyle söyleyelim sizlere ama tabii ki de telefona bakalım neler vaat ediyormuş. Biz gerçekten çok yakından biliyoruz bu telefonu. Bu telefonun şu anda kutusunu şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Şu an harap olacak çünkü kağıttan bir kutu. Şurayı yırttıktan sonra şöyle şurayı şu şekilde açabiliyoruz. Arka tarafından da evet şu anda kutuyu açtık ve artık kutu harap olmuş durumda. Şurada da London England yazıyor zaten. Evet açıyoruz ve telefon karşımızda bulunuyor beyaz rengiyle beraber. Şöyle kaldırıyorum ve Nothing Phone 1 karşımızda duruyor. Bakalım kutu içerisinden neler çıkıyor. Ben çok iyi biliyorum ama çünkü hiçbir şey Nothing çıkmıyor. Yani Şöyle bakayım. Evet burada dokümantasyonlarımız bulunuyor. Şöyle gelince burada aksesuarlar yazıyor. Aksesuarlar kısmında hiçbir şey yok. Sadece kablo var bildiğiniz gibi. Şöyle açıyorum. Evet bir sim iğnemiz var. Bu da kendine has, unik dediğimiz olaylardan bir tanesi. Şöyle bir odak alayım. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir sim iğnemiz bulunuyor. Diğer telefonun hiçbirine benzemiyor. Böyle hap şeklinde sanki Matrix alemine girecekmiş gibi böyle bir sim iğnemiz bulunuyor. Bu da güzel triklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle tekrar odak alayım ve kutuya gelelim. Nothing gerçekten böyle bir şey. Sadece kablo var. Dokümantasyonlarımız var ve başka hiçbir şey ama hiçbir şey kutuda yok. Şöyle içinde göstereyim. Boş bir şekilde geliyor. Şöyle kenara alabilirim ve gelelim Nothing'imizin kendisine aslında görmüş olduğunuz gibi beyaz renkle beraber geliyor. Arka tarafında bir e-mail bilgisi var ama telefonu Şuradan bir açayım. Şöyle telefonu açabilirim. Bayağı sağlam yapmışlar yalnız. Şuradan bir tarak çıkartayım. Ön tarafından yırtabilirim. Evet, şu an telefon karşımızda duruyor. Ben de ilk defa sizlerle beraber bu telefonu canlı bir şekilde görmüş oluyorum. Tabii ki de deneyimlemiş de oluyorum. Arka tarafın benzersizliğini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir telefona şu anda benzemiyor. Çıplak cam bir şekilde geliyor. Nothing Phone 1. Arka taraftaki burada grif arayüzü var. Zaten açtığımızda da karşımızda bulacağız. Şöyle bir bakalım şarjımız var mı? Sanıyorsam ki şarjımız var. Hemen boyut tarafıyla size anlatmaya başlayayım telefonu. 159.2 mm'lik bir boyumuz var. 75.8 mm'lik bir elimiz ve 8.3 mm'lik de bir kalınlığımızda bulunuyor. Yaklaşık olarak 193.5 gramlıkta bir ağırlığımız var. Ön tarafı ve arka tarafı Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor. Yan taraflarımız alüminyum, Görmüş olduğunuz gibi ve duymuş olduğunuz gibi alüminyumdan yapılma. IP53 sertifikamız da burada var. Şu telefon açıldığında hello şeklinde bize Nothing OS'te bildiriyor. Şöyle açalım. Sim kartımızı atlayalım. Ve üzerinde bir ekran jelatinde bulunuyor görmüş olduğum kadarıyla. Setup offline diyelim. Buradan İstanbul'u alalım. Google servislerimizi kabul edelim. Ve benden pin istiyor. Skip deyip geçelim. Terms'leri kabul edelim. Nothing data aynı zamanda Tabi kabul ediyorum. Hepsi açık şekilde. Nothing. Introducing glyphs diyor. Next ve gesture navigation şeklinde kullanmak istiyorum. 3 butonla değil. Next ve welcome swipe to start diyor. Kaydırıyorum ve Nothing'in OS'i ekranımızda bulunuyor arkadaşlar. Baya sade bir arayüz olduğunu söyleyeyim şimdiden. Çünkü Google'un kendi stok arayüzünü kullanan telefonlardan bir tanesi. Şöyle bakın hiçbir şey yok. Gerçekten Nothing fondan bahsederken bundan bahsediyorlarmış. Şöyle aşağı indirdim de Glyph arayüzüne bir girelim. Glyph Light şu anda yanmıyor ve şimdi göreceğiz. Evet, bunlardan bir tanesi. Devam edelim. Devam. Vau, wow, bu güzelmiş. Devam ediyorum. Şöyle. Bayağı güzel. Şöyle bir daha bakalım. Gerçekten çok hoşuma giden bir arayüz oldu bu Glyph arayüzü. Şöyle bir kamera arayüzüne bakalım hep beraber. Aslında video tarafına baktığımızda 1080 e 730. Şu heçleri kapatayım. 1080 4K'da 30 fps çekebiliyoruz sonrasında 1080'de de maksimumda 60 olarak çekebiliyoruz videolarımızı gayet güzel olduğunu söyleyebilirim bayağı akıcı videolar çekebiliyorsunuz neyse ekran tarafına devam edelim aslında biz böyle bir heyecana kapıldık ama ekran tarafına bahsedecek olursam da şu anda 6.55 inçlik bir ekranımız var ve çerçeveler olabildiğince ince bir şekilde ve eşit bir şekilde tutulduğunu söyleyebilirim 6.55 inçlik bu ekran OLED ile beraber geliyor 1 milyar rengi destekliyor 120 Hz'imiz var tabii ki HDR 10 Plus sertifikası varken 500 nitte normal parlaklığında maksimum olarak da 700 nitlik bir parlaklık değerimizde bulunuyor şu anda. Ve 402 ppi'lik bir iksel yoğunluğumuz da var. %85.8'lik de ekran gövde oranımızda bulunuyor. Şunu da söyleyelim işlem tarafına gelelim şimdi. İşlem tarafına baktığımızda ise Snapdragon 778G Plus işlemcimiz bulunuyor. Plus olması ne demek oluyor hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Telefonu masaya koyayım. Şöyle saatimi çıkarayım. Bakalım geçirebilecek miyim? Tuttuğumda bakalım şarj olacak mı? Evet şu an olmuyor çünkü içindeki kablosuz şarjımız aktif değil. Hemen aktif edeyim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi aktif ettim. Şöyle saatimi şuradan koyarsam şu anda telefonum şarj oluyor ve Glyph arayüzündeki de ışıkları da görmüş olduk. Bu şekilde de aslında esprili bir dilde kullanıyor Nothing Phone 1'in kendi kablosuz şarjı saatim şöyle bir kenara bırakayım ve devam edelim. İçerisinde 8 GB RAM ve 256 GB'da bir hafıza bulunduğunu söylemiştim. Ülkemize hangi varyasyonlarla gelecek bilmiyorum ama 3 farklı varyasyonu bulunuyor. Bir tanesi 8'e 128'lik versiyonu, bir tanesi 8'e 256'lık versiyonu ki bizim elimizdeki versiyon ve 12 GB lı 256'lık versiyonu da bulunuyor. Ama dediğim gibi hangi versiyon olduğunu bilmiyorum. Adreno 642L grafik birimde yer alıyor. Aslında oyunları yüksek Ayarlarda ayarlarda PUBG'de özellikle mesela 60 FPS'te çok rahat bir şekilde bu oyunu oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Kamera tarafına geldiğimizde ise arka tarafta iki tane kameramız bulunuyor. Bunların ikisi de 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bir tanesi normal ana kamerası ve IMX 766 sensörünü kullanıyor. F1.9 diyafram açıklığında OIS'i de destekliyor. İkinci kameramız geniş açı kamerası 114 derecelik bir geniş açı sunuyor ve F2.2 diyafram açıklığında ön tarafta sol tarafta ekranın sol üstte konumlandırılmış buradaki kamerada 16 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bahsetmem gereken noktalardan bir tanesi de stereo hoparlör desteğinin olması bir tanesi. Bu tarafta bir tanesi ise ayıza tarafında olduğunu söyleyebilirim. Ve batarya tarafına gelelim artık. 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor içerisinde ve 33 Watt'la beraber şarj oluyor hızlı bir şekilde. Ama şurada görmüş olduğunuz kutunun içerisinden herhangi bir şekilde şarj al çıkmıyor. Sadece şu arkada çıkıyor. Başka bir şey çıkmadığını da söyleyebilirim. Şöyle ekranı tekrardan açayım ben. Ve şunu da söyleyebilirim. 5 Watt'la beraber başka telefon telefonu veya kablosuz aletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Saatiniz veya kablosuz kulaklığınız gibi bir de 15 wattla beraber kendisi de kablosuz bir şekilde şarj olabileceğini eklemiş olayım. Ve iki farklı rengimiz var. Bir tanesi bu beyaz renkli olan versiyonu. Bir tanesi ise siyah renkli versiyonu. Ama beyaz renkli olanın çok daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Şimdiden ve elimizde olduğu için de çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Nothing'in ülkemize gelmesinden gerçekten çok memnun kaldım. İleriki günlerde fiyatı açıklandığında veya biz bu videoyu yayına aldığımızda fiyat açıklanmış olursa da tabii ki de açıklamalar kısmında fiyatı hakkında da orada yorumlarımızı da paylaşmış oluruz. Peki Nothing Phone 1 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Ben gerçekten ülkemize gelmesinden gurur duydum ve çok çok mutlu olduğumu da ekleyebilirim. İleriki günlerde kıyaslamaları, incelemesi ve bütün detaylarıyla birlikte Nothing Phone'u sizlere anlatmayı planlıyorum. O zaman Nothing Phone 1 hakkında görüşleriniz varsa da lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. İncelemede değinmemi istediğiniz noktalar varsa da onu da lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki kutu açılışında ya da Nothing Phone incelemesine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.